Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle kargo yapacağız. Ama kime yapacağız? Şerife Yıldırım'a yapacağız. Ve sadece bu videoyu ona hediye edeceğim. Çünkü şöyle söyledi arkadaşlar. Videoyu yaparsınız dedi. Bana hatıra kalsın dedi. Ona hatıra olacak olan bir şeyi onun adının başlığıyla arkadaşlar ona göndereceğim. O öyle söyleyince arkadaşlar benim kanalımda bir kişinin böyle bir hatıra yapmak istiyorsa ben de ona yani bunu hediye etmek isterim. Sadece bu videoyu onun kargosuna, çünkü kargosu da çok fazla arkadaşlar. Bir tane iki tane olmadığı için şöyle söylemiş. Benim sukulentlere olan merakım sizin kanalınızla başladı demiş. Evet, benim de öyle bir tane kanalla başlamıştı arkadaşlar. Şu en çok sevdiğim türlerle göndermeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi benden hem sukulent istedi hem de arkadaşlar farmasinin bazı ürünlerini istedi. Onlardan da göndereceğim kendisine. Bizi takip ederseniz kargoda ne koyuyorum, neler koyacağım görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her şeyden koymak istiyorum. Normalde benden istediği 3-4 türdü. Fakat ben sonra biraz bana bıraktı. Dedi ki ben dedi size bırakmak istiyorum dedi. Bakın arkadaşlar şu gül formundaki türlerden koymak istiyorum. Size bırakmak istiyorum dedi. Arkadaşlar bana bıraktığı zaman ben kendimi böyle şey hissediyorum, sorumlu hissediyorum. Diyorum ki ya bana bıraktı. Şu para çiçeğinden de koyacağım arkadaşlar. Bu para çiçeği de gerçekten çok güzel. Şöyle bakın. Bu yaprağından ürüyormuş. Ben bunun nasıl ürediğini bilmiyordum. Sordum hatta, dedim ki nasıl ürüyor bu dedim. Arkadaşlar yazarlarsa diye. Ondan sonra birkaç arkadaş çok sağ olsun, Allah onlardan razı olsun, bunlar demiş yapraklarından da çoğalıyor demiş para çiçeği arkadaşlar. Ondan da koydum ona, çünkü çiçekleri çok güzel. Çok fark edemediğiniz için şu anlık istemiyorsunuz ama çiçeğini açtığınız zaman inanın çok istenecek. Buz çiçeği istedi, Verikat oğlanından istedi arkadaşlar ama ben diğerinden de bir dal koyacağım. Var mı bilmiyorum. Ama sukulentle şöyle devam edeyim ki sonunda kargo tamamlamak için tabii ki bunlardan koyacağım. Arkadaşlar şundan istemiş. Bundan ben de sadece bir kök var. Sadece bir yaprak göndereceğim. Normalde yaprak konuşmadık ama bir yaprak göndereceğim ve bir yapraktan inşallah o çok çok çoğaltsın, öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şunu ben çok seviyorum, kalpli yapraklım. Bu kalpli yapraklımdan da ona göndereceğim. Bakın bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz bakmayın, kışın don tehlikesi atlatıyorlar, yazın ayrı tehlike atlatıyor. Bakın prenses çamı göndereceğim. Sonra çeşidi sizinle sayacağız. Kaç tane gönderdim. Sonra arkadaşlar şey istemiş benden. Binbir surat istemiş. Fakat binbir surat sadece şöyle dal olarak var. Onu yani şu küçük olanları şöyle düşünün. Hediye gönderiyor diye düşünün. Çünkü küçük olanlar arkadaşlar yani benim göndereceğim ne sukulentler ne kaktüsler. Bir de arkadaşlar şu tür var ya, şu tür o kadar güzel bir tür ki bunun siz farkında değilsiniz. Bunun çiçekleri çocuk odasının camındaydı, çok güzel açtı. Ben bundan da şöyle koyacağım. Şurası şu kısmından dikersiniz. Bakın Şerife Hanımcığım, şu kısmından hemen dikersiniz. Ondan sonra burada bakalım daha olan türlerimizden ne kaldı.
kalplimiz var, grab dolar, sempervarium, bunu koyacağım arkadaşlar, bundan ona koyacağım, diğer camdan koyacağım. Ondan sonra görebildiğim, aklıma gelen hangileri var? Şimdi arkadaşlar şey koyacağım, polluk. Bakın polluk burada, bunun büyüğü var mı ama? Bunun bir tık büyüğü olsa çok daha iyi olur, daha güzel büyür. Ben şimdi onun bir tık büyüğünü arayacağım. Bir de şundan da koyayım arkadaşlar. Bu, bakayım, bundan köklü varsa köklü koyayım, baldi. Çünkü baldiler, ben de sadece şu kalmış baldiden ya. Çok var. Şöyle dibinde yavrusu çok var ama biraz gelişsin istiyorum yavruları da. Ama mecbur göndereceğiz baldicim seni. Şöyle arkadaşlar, baldi. Bakın Şerife Hanımcığım, bu sonra şöyle olacak. Ben de o kadar kendim yetiştirdim. İnşallah çok güzel olacak. Şimdi kaç tür koyduk? Hemen hemen arkadaşlar 8 türe yaklaştı. Ama daha bitti mi? Bitmedi. Şimdi şey koyacağım. Yakut kolyesi koyacağım. Bir de leş kaktüsünden istemiş benden. Şimdi arkadaşlar akşam ben şunu buraya ayırmıştım. Bunu da dedim, Şerife Hanımcığıma gönderirim dedim. Bakın leş kaktüslerimin şöyle dalları gitgide azaldı. Şunları, şu goncalıları gönderemiyorum. Çünkü goncalıları gönderdiğimde maalesef bir dakika. Arkadaşlar şöyle büyüğünü bulmaya çalışıyorum. Bunun satışını artık durduracağım. Israrla isteyenler var. Arkadaşlar lütfen şu çiçeği artık istemeyin. Çünkü bunu artık ben kendim de üretime geçeceğim. Kendim birkaç dalını kopartıp ekeceğim. Sonra büyük saksıya alacağım. Küçük saksıda, büyük saksıda olsaydı daha gelişirdi. Bunun satışını artık yapmayacağım. Lütfen yazmayın bunun için. Leş kaktüsü istiyorum. Yazan hiç kimseye daha göndermeyeceğim. Şerife Hanım ve bir kişi daha var. Onlar arkadaşlar önceden yazdıkları için onlara gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar şu ayı pençesinden de kopartıp bundan da göndereceğim. Bu leş kaktüsünden de koyuyorum. Arkadaşlar ben söküm yapıyorum bir taraftan. Aşağıda apartman sakinleri konuştuğu için hiç ben konuşmuyorum. Grab doları, kargo tamamlama grab dolarını buradan alayım dedim. Çünkü buraya yeni ekimler yapacağım. Ne kadar sularsam sulayayım arkadaşlar, yok ya. Saksılar çok dolu olduğu için alıyor.
apartmanda kedileri istemiyorlar arkadaşlar. Haklılar bir yönden. Bir tipire getirir diye. Fakat ben, şurası benim kızımın bakın kedisi ve kedisinin evi. Oraya seleden ev yaptım onlara. Ama şey yapacağım. İç dış parazit ilacı alacağım ve iç dış parazit ilacıyla ilaçlayacağım kızımın kucakladığı kediyi. Ondan başkasına izin vermiyorum. Bu arada yaprağı denk geliyor. Ne olur kusura bakmayın. Arkadaşlar şurayı da böyle açtım. Buraya hovartıya getirip ekeceğim. Şimdi şöyle bir türüm var. Arkadaşlar bu çok güzel. Bundan bir tane yine Şerif Hanım'a göndereyim. Arkadaşlar bakın buranın tümünü Sempervarium ektim. Şurada da var. Başka buradan alacaklarım bitti. Arkadaşlar kaktüse geldik. Şöyle göstereceğim. Olan türlerden buradan da koyayım dedim. Bakın. Bu yakut kolyesine ben hayranım arkadaşlar ya. Yakut koyacağım. Şöyle. Ve arkadaşlar gelelim benden en çok istenen, hani ne diyorlar, en çok istenen istek parçaya. Şöyle. Arkadaşlar aslında bunu yetiştirmesi çok kolay. O kadar kolay ki. Kuru bir toprağa gömdüğünüzde zaten kendisi şu dikenli yerlerinden kök salmaya başlıyor. Şu ikinci koyduğumuz arkadaşlar kök salmaya başlıyor. Çok kolay yani, yetiştirmesi o kadar harika bir bitki ki. Ama yani yetiştiremeyen de çok. Şimdi arkadaşlar kaktüslerden istemedi. Ama kaktüslerden de şöyle koyalım. Hangisi hangi cins bilemiyorum ki. Bakın şu değişik bir cins. Ondan koyayım. Ondan sonra arkadaşlar şunlar tekli cinsler. Şundan kopartmak istedim de elimi tırmaladı. Arkadaşlar şöyle karışık koydum ve bunu koydum ve burayı koydum Şerife Hanımcığıma. Ona hatıra kalacak bir videosu olsun istedim. Ve Şerife Hanım benden başka ne istedi arkadaşlar? Şöyle biberli balsam istedi. Bu biberli balsam gerçekten çok güzel. Ben ona böyle etkilerini atmıştım. Ondan sonra o bundan istedi. Ve şu kestane kreminden istedi arkadaşlar. Kestane kremi de baş ağrılarına, ağrıyan her bölge, bu soğuktan tutulmalara falan da çok iyi. Biberli balsam da bunun çok daha etkilisi ve yakıcısı. Fakat şöyle bir şey var. Bunun damar genişletme özelliği var. Bunun damar büzme özelliği var. O yüzden bu varislerde de kullanılıyor. Bu el üstlerindeki damarların derinin genişlemesinde de kullanılıyor bu. Bu çok farklı alanlarda kullanılıyor. Bu da çok farklı alanlarda. İkisinden birer tane istedi. Bir de arkadaşlar ben kendi kızlarıma aldım. Sarımsaklı şampuan gerçekten piyasadan çok daha bu uyguna geliyor. Niye değil? Bu aldığımız diğer şampuanlar saçlarımızı dökerken bu bayağı bir hem saçımızı getiriyor hem koparak dökülmelere karşı etkili. Ben kızlarım için özellikle almıştım. Ders döneminde, stresli ders döneminde çok saçları dökülmüştü.
Şerife Hanım benden bunları da istedi. Kargosuna bunları da koyacağım arkadaşlar. Ve şu şekilde kaç tane koyduğumu size söyleyeceğim. Kolisinin de son bitmiş halini de size göstereceğim arkadaşlar. Bu video ona hatıra kalsın. Sadece bu videoda onun kargosu olacak. Sonra diğer arkadaşları çekeceğim arkadaşlar. Herkesi çekeceğim. Herkesin kargosunu mutlaka gösteriyor olacağım. Ama illa da hatıra kalacak bana diye çok hoşuma gitti. Yani insanların hatıralar bence çok önemlidir. O yüzden ona hatıra kalsın bu. Arkadaşlar bitkileri şu şekilde koyuyorum. Bakın eğer hava almazsa çürüyorlar. Şu şekilde bakın. Bunu da böyle Şerif Hanımcığım koydum. Şöyle şampuanları da bu şekilde koydum. Ondan sonra şampuanı, kremleri de böyle koydum. Şu kapağını kapattığım zaman şöyle basılsa bile, ne kadar üstüne oturulsa bile arkadaşlar kolay kolay ezilmez. Bundan sonra bazen yan yatırıyordum. Artık yan yatırmayacağım. Sürekli şöyle dik koyacağım arkadaşlar. Şöyle dik koyacağım ki yani hiçbir şekilde deforme olmasın. Bu arada size gösterecektim kaç tür koyduğumu, unuttum, paketledim. Bu arada sürekli birileri bir şey istiyor benden. İşe gidip, yani iş derken içeriye gidip geliyorum. O yüzden karıştırdım, unuttum. Ama sayarsınız artık arkadaşlar. Büyük ihtimalle 20'den fazla oldu. Normalde istediği çok daha azdı. Yani 10 tane tür veya 6-7 tane tür istemişti. Öyle diye hatırlıyorum. 6 veya 7 tane türdü istediği. Diğerlerini de zaten sonradan ekletme yapmıştı. Siz de arkadaşlar bakın, bunları isterken çok güzel farmasinin parfümleri var elimde. Fiyatları çok uygun olanlar var. Küçük böyle çanta parfümleri var, 15 TL falan. Onlardan isteyebilirsiniz. Kargolarınıza ekleme yaparım bu konuda. Hiç sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Şerife Hanımcığım, bu da sana hatıra kalsın. İnşallah çok beğenirsin. Görüşürüz inşallah. Senin kendi adınla yayınlayacağım bunu. Yani sana hatıra kalacaksa senin adınla olmalı diye düşündüm. İnşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Umarım da kargondan dolar dolar çiçeklerin taşar, çok memnun kalırsın.